Bilecik'te Mustafa Sadık Kaya 4 partinin belediye meclis üyeleriyle yapılan oylamada 14-11 oyla belediye başkanlığına seçildi ve böylelikle belediye İYİ Parti'ye geçmiş oldu. Ancak e, olay üzerine İYİ Parti'nin Bilecik belediye başkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaybettirdiği yorumu yapıldı. Bununla birlikte benzer şekilde bir televizyon kanalı sunucusu da İYİ Parti'nin kuruluş amaçlarının tersi yönünde hareket ettiği yorumunu yaptı. E, bu yorum ve eleştirilere dair bir değerlendirmeniz olur mu? Evet, teşekkür ederim. Eee doğrusu bizim seçimlere tek başına girme kararımız, yani bir anlamda açtığımız üçüncü yol ve adım adım bunun vatandaşlarımızda vücut bulmaya başlaması ve partimizin yeniden yükselişi bazı kesimlerin dengesini bozduğu anlaşılmaktadır. Değerli arkadaşlar, bizim kararımız çok açık ve nettir. Biz inanın 31 Mart'ta hem siyasi iktidara hem de muhalefetin alışıla gelmiş bu ezberini bozmakta kararlıyız. Biz iyi Parti'yi kazandırmak milletimizin desteğiyle aslında milletimiz için bu hedefe ulaşmak çabasındayız. Bilecik konuşun, konusunda da çok ciddi bir bilgi kirliliği hatta gerçek dışı ifadeler üzülerek takip ediyoruz. Bakın 2019 seçimlerinde İttifakla kazanılmış bir belediye. Ardından belediye başkanı görevden uzaklaştırılıyor ve geçtiğimiz günlerde yapılan oylamaya kadar daha öncesinde de belediye meclisi içerisinde yapılan oylamalarda biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclis üyesi adayını destekledik ve iki kez de seçilmesini sağladık. Ancak biz artık yeni bir yolculuğa çıktık. İyi Parti olarak kendi adaylarımızda her mecrada her il ve ilçede, belediye meclislerinde, il genel meclislerinde kendi adaylarımızı kazandırmak gibi bir sorumluluğun ve heyecanın içerisindeyiz. Ve bu manada ikinci bilgi kirliliği, burada ilk iki turda bildiğiniz gibi üçte iki çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Üçüncü turda ise e, saat çoğunluğun yeterli olduğu bir durum. Biz üç turda da adayımızı geri çekmedik. İkinci turun sonunda e, ee, iki aday kalıyor ve bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin teklifi üzerine kapalı oylamada telefon bile e, kabine sokulmaması gibi bir karar alınıyor. Bunun sebebi ne? Her şey objektif olsun, hiçbir şaibe bulaşmasın, karışmasın diye. Ve oradan İyi Parti'nin belediye meclis üyesi burada en fazla oy alıyor ve seçimi kazanıyor. Yani anlatmak istediğim kapalı bir oylamada bu kadar hassas davranılan bir süreçte aslında teknik olarak kimin oy verdiği belli değilken böyle bir öngörü üzerinden partimize yeni bir algı operasyonu yapılmasını doğrusu yadırgıyoruz. Ama emin olun bu süreç iyi Parti'mizi daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bugün Bilecik'le yarın belki sürpriz yerler olabilir. İnanın bu konudaki kararlılığımızın devam edeceğini bir kez daha altını çizmek istiyorum.